Sayın Rektörüm, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Mütevelli Heyet Üyelerim, değerli konuklarımız, Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun hazırladığı Unutulmaz Ev Olsayan Şarkıları konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hocalığı ve müzikal teorisyenliği dışında yaptığı bestelerle bilinir o. Müzikseverler onu her biri bestelendiği dönemden başlayıp kuşakları sararak yaşayan ve yaşanan besteleriyle tanırlar. O besteler ki bize bir aşk masalından şarkılar söyler. Birbirlerine sevdalılar için bir dünya yaratır. Yine sevdası için mevsimlere yas tutturup çölleri ağlatan da odur. Sevgiliyi petek petek bal ya da çiçekli güzel bir dala eşdeğer kılan da o. Her şey aşktır onun gönlünde. Her şey sevgide saklıdır, sevgiyle saklanmıştır. Aşkın, sevdanın adını yazdırdığı gülle yarıştırır laleyi, sümbülü ve mor menekşeyi. Bu güzel duygularını musikimizin sımsıcak ezgileriyle de birleştirince her yaşımız ve dönemimizdeki duygu dünyamıza yön veren ve derinden etkileyen, yüreği sevgiyle örülmüş eşsiz bir insan çıkıyor karşımıza. O eşsiz insan ömrünün neredeyse tümünü artık bizim olan şarkılarıyla bize adamış biridir. Erol Sayan'dır o. Erol Sayan'ın şarkılarıyla bezenmiş bu konseri yaşamak, o şarkılarla bizleri buluşturmak üzere. Onun rahli tedrisatından geçmiş, onun musiki kültürü ve birikiminden faydalanmış, her zaman hocasının takdirlerini kazanmış olan değerli şefimiz Coşkun Açık Gözü davet ediyorum huzurlarınıza. Romantizmi, nihayet ezgilerine gizlenmiş bir şarkısıyla başlıyoruz konserimize. Kalbet olan o ilk bakış, unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış, unutulmaz, unutulmaz. Thank you.
Kendisinin kaleme aldığı güftesinde gizli bir pişmanlık ve dayanılmaz bir hasret vardır Buse'lik şarkısının. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gördü. İsmail Baha Sürensal'ın evindeki akademik müzik çalışmalarına da katılır. Müziğimizde çok sesliliğin yeni bir teknikle olabileceğini bulur ve geliştirir. Doktor Recai Özdil'den almış olduğu armoni bilgisini eserlerine uygular ve bu konuda derinlemesine araştırmalar yapar. Bu da müzik teorisyenliği yanıdır onun. Hiç unutulmayacak bir eserinde sıra, Nihavent makamında ve sözler Saliha Anıl'ın. Sevgilim de sen bana, aşığım inan sana, gözlerime baksana, yaktın beni yıllardır. Ne olur anlasana. Solistimiz Merve Baytekin. Thank you.
Yalnız ki
özle. Geleceksin, döneceksin, seveceksin diyerek her an yolunu gözle. Şimdi sunacağımız Rast bestesinde sözler de kendisine ait. Şarkı sadece Efe'yi değil, dinleyenlerin yüreklerini de titretir. Kordon boyu seyrine düştü, titret efem, vur dizin üste. Boncuk gibi alnına düştü, parlar terin, ter gözün üste. Solistimiz Saki Töne. Thank you.
sana düştü. Mızrabını vur sazın üstte. Ayşe senin gönlüne düştü. Bekler durur bir sözün üstte. Kordon sana, yar sana düştü. Mızrabını vur sazın üstte. Ayşe senin gönlüne düştü. Bekler durur bir sözün üstte. Hey, hey, hey. Böylece kalalım aşk.
zaman çok sevdiğimiz romantik mısralarına işlenmiş Sürüzak şarkısı. Aylardır gül yüzünü göremez oldum seni. Aşkıma inan, söylemem yalan. Bekliyordum ben her an. Solistimiz Semiha Şener. Şarkısını dinleyeceğiz korumuzdan. Güfte'yi Mehmet Gökkaya yazmış ve Hüzzam makamında. Yine yakmış yar mektubun ucunu. Askerlikte sevda çekmek zor diyor. Thank you.
Konservatuvar yıllarında sınıfta öğrencilerine iki ölçü bir tembrin yazar tahtada. Dersten sonra odasında besteyi tamamlar. İşte bu eseri ilk bölümün son şarkısı. Açılız Gonca Gülyar, seni sevse bülbül yar. Seni Mecnun görseydi, düşüp ölmez miydi yar? Açılır.
Değerli konuklarımız, sabah makamı hüzünlü, kederli bir makam. Müzisyen arkadaşlarıyla yaptığı bir tartışma esnasında sabah makamında da neşeli, coşkulu şarkılar yapılabileceğini söyler Erol Sayan ve şimdi sunacağımız şarkıyı besteler. Güle sorma, o bilmez aşkı, sevdayı, neşeyi. Laleye sor, çiğdeme sor, mor menekşeye sor. Destansı bir dille kaleme aldığı mısralarını Hüseyin makamının lirik ezgileriyle bir türkü yapmış Gez Erol Sayan. Pınar başında çarşaf yıkar, işmar eder, mendil atar, ceylan gibi birden kaçar Ali'ye. Thank you.
Gürizar şarkısının güftesini Yunus Emre'den almış El Olsayan. Güfteyle ilgili kendilerinin anlattığı ve dinleyenlerin tebessümle karşıladığı bir öyküsü var. Bu şarkının bir sanatçı tarafından plağa okunacağı şirketin müzik direktörüyle yaptığı telif görüşmesinde o direktör şairin güfte için ne kadarlık bir telif ücreti isteyeceğini öğrenmek için Yunus Bey ne kadar ister hocam diye sorunca El Olsayan da o bir şey istemez, 600 sene öldü, önce öldü der. Direktör bunun üzerine, aman hocam bundan sonraki bütün şarkılar Yunus Bey'in şiirlerinden olsun der. Evet, işte o şarkı, dertli, ne ağlayıp gezersin burada, ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Solistimiz Özcan Kılıç. Sevdaya salma
Büyük Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas'ın kızı olan Necla Gürer'in sözlerini yazdığı hem sitem hem özlem dolu bir bayati şarkısı. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Solistimiz Aziz Şeren. Sözlerini de Mehmet Gökkaya yazmış Erol Sayan. İhtiyar Falcı'nın söyledikleri bir tatlı yalanmış, çıkmadı gitti. Bir onulmaz belaymış aşk dedikleri.
Gönlüm şu beladan çıkmadı gitti. Solistimiz Savaş Zafer Şahin. Şarkısını sunacağız şimdi.
Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir. Solistimiz Zerlin Zayim. Geçen
konser formatı şöyleydi. Hocamız aramızda olacaktı. Onu sahneye alacaktık. Eserleriyle ilgili hikayelerini de anlatacaktı. Gerçi Faruk Bey yine bütün zarafetiyle, asaletiyle mevzuya hakim oldu ama keşke aramızda olsaydı demekten de geri alamıyorum kendimi. Buraya kadar gelmişken de bir şarkı söylemek istiyorum. Aslında şarkı söyleyeceğim de bunları bahane ettim işte. Yani... Şöyle bir hikayesi var söyleyeceğim şarkının. O da çok muhteşem bir bestekardır. Şarkılarını internetten araştırırsanız sevdiğiniz birçok şarkıya imza attığını göreceksiniz. Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği Müdürü Muzaffer İlkar o dönem 1960'lı 70'li yıllar muhtemelen. Erol Hoca da Nota Kütüphanesi'nden sorumlu bestekar, tambur sanatçısı. Her ikisi de bestekar tabii ki. Bir gün Muzaffer İlkar'ın odasında otururken Erol Hoca yine bir eserini gösteriyor. Bak diyor, bunu besteledim. Bak bakalım, beğenecek misin? Muzaffer İlkar eserin şiirini görüyor. Hemen notayı alıyor, şiir kısmını yırtıp alıyor, notayı da buruşturup atıyor. Diyor ki, bunu ben bestelemek istiyorum, çok güzel bir şiir. Ve Erol Can'ın o bestesinden haberimiz yok. Onun öyle özellikleri vardır, tekrar çıkarmaz artık ortaya. Ama Muzaffer İlkar'ın şarkısı da çok güzel. Bu şarkıyı seçmemde şöyle bir özel bir durum var. O da Erol Hoca aynı zamanda söz yazarıdır da, yani şairdir de. Ve bu konuda da hassasiyetleri de vardır. Burada olsaydı anlatırdı eminim. Şu anda da arkadaşlarımın yaşadıkları o zarif heyecanı iliklerime kadar hissediyorum. Bak, ne hissettiğinizi anlıyorum, bilin bunu. Kürdili Cezkar makamında bir eserdir. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Oh,
öyle bir sevgili buldum ki seni asker bir üç şarkısını korumuzdan dinleyeceğiz. Gül yüzünde güller solsa ağlarım, ağlarım da ak bağrıma dalarım.